Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından manevi bilginin kalplere yerleşmesi. Allah sizi esirgesin. Manevi bilgi yani marifet kalplere nasıl nüfuz eder? Aktif olarak mı, pasif olarak mı? Cevapladı. Aslında tevhid yani Allah'ın birliği bilgisi sayesinde kendi kulluklarını bildikleri için kalpler pasif durumdadır. Fakat kalbe girerken ki taşkınlığı ve coşkunluğu içinde bilgi pasif değil, aktiftir. Tıpkı kaynağından fışkırıp yatağına akan dere suyunun akıntısı gibi. O su sakinleşinceye kadar çalkantılı olur. Sakinleşince de saf ve berrak hale gelir. Ey genç! Bilgi de aynen böyledir. Kalplere inişi sırasında çalkantılı ve coşkundur. Suyun yatağına erişince sakinleşmesi gibi o da ancak yatağını bulunca sükûna erer. İşte kul da bu şekilde dinginlik, ilim, yumuşaklık, müsamaha Allah-u Teala'nın vaadi karşısında üstüzanla dolar ve kalbi ilahi müjde ve tehditler konusundaki her şeyi bilir ve kabullenir. Sordum. Ariflerin, manevi bilgi ermiş kimselerin kalplerinde üstün durumdaki hal nedir? Cevapladı. Çok şey. Özellikle de sürekli korku, umut ve haya. Güzel olan her hal. Sordum. Sakin halde mi yoksa dalgalı halde mi? Cevapladı. Delikanlı, bu haller ariflerin hareketlerinde şiddeti, durgun durumlarında sükuneti, halvetlerinde meşguliyeti, gezip dolaşmalarında mevcudiyeti, kaynaklarına doğru aceleciliği, elde ettiklerinde kârı, ileri görüşlülüklerinde keskinliği ve hedeflerini kavrayışta nüfuz ve enerjiyi doğurur. Sordum. Bilginin yani marifetin gezip dolaşmasının ardından onu kalbe bağlayan nedir? Bilginin bu hareketlerinden sonra ortaya ne çıkar? Haller sükuna ve dinginliğe erince ne üretir? Geride ne bırakır? Cevapladı. Marifet sahipleri için değerli olan altı hasleti. Manevi bilgilerinin, marifetlerinin saflığı karşısında duydukları müthiş korku. Rablerinden geldiğini gördükleri lütuflar karşısında sürekli berrak bir zihin. İlmin ve yumuşak huyun artışı. Devamlı ızdırap ve hüzün ve bu hali kaybetme korkusu. Bu dünyaya karşı ilgisizlik ve bu dünyayı sevenlerden ürküp uzaklaşma. Sordum, ariflerin hallerini bana özetler misin? O da bana sordu, ariflerin bana hangi hallerini soruyorsun? Açıkladım, tevazu konusunda beni güçlendirecek, ayağımı kemale erdirecek, tutum ve davranışlarımda beni dikkatli olmaya sevk edecek. Başıma geleni sevinçle karşılamamı sağlayacak, beni boş gurur ve kibirden uzak tutacak ve beni mahvolmama yol açacak durumlara düşürmeyecek hallerini. Cevapladı, seni dost doğru yola, hidayete yönlendiren, kalbinden bilgisizliğin kalın perdesini kaldıran Allah'a hamdolsun. Şimdi ben senin bilgiye yaklaştığından ve bilginin kapısına eriştiğinden yeterince ümitliyim. Ey genç adam, senin için bütün bu halleri bir araya getirecek hal, şu tek bir haldir. Bu halin adına murakabe, her an dikkatli ve uyanık olma denir. Yani sen Yüce Allah'ın senin hareketlerinde de, hareketsizliğinde de, durup dinlenme ve gidiş gelişlerinde de sürekli görüp takip edildiğin bilgisini bütün benliğine ve kalbine iyice yerleştirmeli ve aklından hiç çıkarmamalısın. Çünkü her tutum ve davranışında, bulunduğun her bir yerde, sen her an Allah-u Teala'nın hükümranlığı ve onun bakışı altındasın. Yüce Allah senin kalbini her an görmekte ve senin dışa vurduklarını da gizleyip sakladıklarını da olduğu gibi bilmektedir. Şimdi, ey delikanlı, işte bu nitelik sahili olmayan bir okyanus, nehirlerin ve ırmakların aktığı bir umman ve gemilerin kâr ve kazanç için yüzdüğü bir deryadır. Sordum, bu okyanustan ve buna misal göstermekten kastınız nedir? Cevapladı, okyanustan kastım sana anlattığım ilimdir. Bu ilmin ne sonu vardır ne de varıp duracağı bir noktası. Kalbi alıp Allah'a yakınlaştıran ilimdir o. İlahi kudrete ulaştıran ilimdir. İşte o öyle bir okyanustur ki ne tarifi vardır ne de nihayeti. Manevi bilgilere ermiş kimselerin yani ariflerin kalpleri onun derinliğini ve yapısını ölçüp biçmede şaşkınlaşıp kalmıştır. Yakın sahiplerinin görürcesine bilen kimselerin havsalaları onu bütünüyle almaktan acizdir. O yüzden onlar muhayyileleri o bilgi okyanusunda seyru sefere çıkıp
Onun dalgaları arasına dalınca, bu bilginin hazinelerine bir an evvel erişmek için yelkenleri fora edince, edep ve hürmetle baş eğer ve hüzünle yarı yoldan geri dönerler. Sordum, onlar bundan ne elde edebildiler? Cevapladı, onların bundan kazancı rüzgar kendileri için ne kadar elverişli olduysa o kadar oldu. Rüzgar onları alıp marifet deryasına götürdü. Kıymetli taşların ocaklarına varıp ulaşıncaya kadar yelken açıp gittiler. Oradan da kendilerine doğru yolu yani hidayeti gösterecek ışık saçan taşı seçip aldılar. Sordum. Allah sizi esirgesin. Işıklar benim için birbirleriyle kesişiyor. Gidilecek manevi yollar hassaslaşıyor. Ve hedefe erişmeyi temenni ettiğim yol şimdi çok uzun görünüyor. Çünkü nefsim bana nihayete ermek için sürenin hayli meşakkatli olduğunu söylüyor. Cevapladı. Acele etme. Çünkü ben sana uzak olanı yaklaştırdım ve zor olan yolu kolaylaştırdım. Sordum. Acaba dediklerinizi anladın mı? Umarım söylediklerimi anlamışsındır. Neyin var senin? Hazinelerini gösterdiğim, ona, o bilgiye, o marifete ulaşmada, yolunu bulman için işaret noktalarını diktiğim, senin kapısına kadar yaklaştırdığım ve onu edinmen için ziyadesiyle teşvik ettiğim bu konuda şimdi niçin aciz görünüyorsun? Neyin var senin? Göğsün daralmasın, azmin de kırılmasın. Bu meselede zaafa düşme. Çünkü yardım onu bekleyen kişiye parıldar ve isteğinin üzerine yağar. Bilgi edinme yani marifet arama konusunda sen çok dikkatli, iyi niyetli, uyanık ve kibar bir çoban gibi olmalısın. Koyun sürüsü kaçıp dağların doruklarına ve vadilerin diplerine dağıldığında çoban sürüsüne hayvanlarını tehlikeli otlaklardan korumak isteğinin o çığlığını atar. Bunu duyan hayvanlar da birincisinden sonuncusuna kadar hep bir araya toplanır. O da onların istediği yere alıp götürür. Onun gibi sen de ey genç adam, bilgi edinmek ve derlemek istiyorsan, bilgi konusunda açgözlü, onu aramada dikkatli, bilginin bütün hallerini denetlemede kavrayışlı, anlamlarını ölçüp biçmede gayretli ve faydalarını ve değerini kavramada da oldukça istekli olmalısın. Nitekim ondan bir pay elde ettiğinde ilk edindiklerin bunun sonuna kadar sana kılavuzluk eder. Böylece bilgi senin onun karşısındaki iyi niyetin ve sabrın sayesinde bir araya toplanır. Tıpkı sürünün çobanı için toplandığı gibi. Bu şekilde sen sadık kişilerin gittiği yoldan seçkinlerin konaklarına doğru yol alırsın. Dedim ki, işte şimdi gönlümü ferahlattınız. Sıkıntıdan kurtardınız. Muradımı gerçekleştirme yolundaki arzu ve kararlılığımı güçlendirdiniz. Bu durumda siz bana karşı sabırlı davranın, böylece de benim bu yolda kazanacağım sevaba siz de ortak olun. Çünkü kalbimin uyanık kalmasının, hastalığımın şifa bulmasının, bedbahtlıktan kurtuluşumun ve kalbimin ölmüş halinden dirilişinin sebebi siz olasınız istiyorum. O yüzden lütfen benden uzaklaşmayın. Dedi, sen de senin manevi hastalıklarına teşhis koyan doktorun ve yol gösteren rehberinin hoyratlığı karşısında sabırlı ol ki bu işin sonunda kazançlı çıkabilesin. Bilesin ki seni ben sadece uygun ilacı vereyim diye dağılıyorum. Seni şifaya kavuşturayım diye tedavi ediyorum. Daha sonra mutlulukları tadasın diye sana acı ilaçlar içiriyorum. İleride istirahatin ve sükunetin zevkini çıkarasın diye seni zora koşuyorum. Daha sonra rahat edip keyif çatabilesin diye. Ben sana meşakkat çektiriyorum. Sordum. Bu söylediklerinizin anlamını bana iyice kavratır mısınız? Cevapladı. Sen dediklerimin manasını anlamadın mı? Korkarım bu konuda beni bitkin düşüreceksin. Dedim ki, elbette sözlerinizin manasını anladım. Ama siz onları tekrar ederken çok daha iyi kavramak arzusundayım da ondan. Nitekim tek kişinin şahitliği, iki kişininkinin yerini tutmaz. Haber almak da bizzat görmek gibi olmaz. Dedi, haklısın. Derken bir ara durdu ve ardından devam etti. Seni övmeme ve senin hakkında güzel sözler söylememe fazla bel bağlama. Çünkü binayı yükseltebilmen için ben sadece temelleri atıyorum. Bizzat kendin uygulayıp amel etmeden de bu anlatılanlara bakıp sevinme. Takvasız iş yapma. Daha fazla bilgi edinebilmen için bu anlatılanlarla yetinme. Büyük bir gayret ve ciddiyetle çalış ve çabala. Bu zorlu işte
bu girişimde ve enerjinin toplamı da sebatlı ol. Çünkü bütün bunlar senden beklenmekte ve istenmektedir. Öyleyse şeksiz ve şüphesiz bir bilgiyle amel et. Kuşkuları üstünden at, nefsine hakim ol. Bugünün işini yarına bırakma. Tövbe etmede ihmalkar davranma. Çünkü ecel ansızın gelir. Bil ki bu dünya galip gelenlerin, muzaffer olanların meydanı, müminlerin zindanı ve münafıkların bahçesidir. Bu dünyada ahiret yolculuğuna hevesli olmayan kimse bu yolu çok uzun, kat edilecek mesafeyi bitip tükenmez bulacak ve bu yolda bunalıp darılacaktır. O yüzden sen Allah karşısında samimi ve ihlaslı ol ve gerek kendi nefsine gerekse başkasına öğüt ver.